Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mezuniyet töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri izleyen teğmenler, ordudan ayırma cezası verilme sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Çok üzgünüz, çok kırgınız ve öfkeliyiz. Bu öfke sadece Murat Bakan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili grubunun öfkesi değildir. Bu kırgınlık ve öfke Türk milletinin öfkesi ve kırgınlığıdır değerli arkadaşlar. Subay andının okunduğu tarih 30 Ağustos, resmi mezuniyet töreni bittikten sonra içlerindeki coşku ve heyecan ile 2022 yılına kadar resmi olarak okudukları anda okudular. Ve Mustafa Kemal'in askeri izlediler. Bu gençlerin ihraç istemli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin sebebi nedir? Tek tek ele alalım. Harp okulları 1995 yılından 2023 yılına kadar bu yemin metnini okumuşlar. Bu anttan kim neden rahatsız olur? Asıl sorulması gereken soru şu arkadaşlar. Rektör Erhan Afyoncu, tüm harp okullarında okunan yemin metninden Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti kısmını neden çıkarmıştır? Metin yönergeden çıkarılmış ancak yazılı bir emirle yasaklama var mıdır? Eğer bu yemin metni yasak ise bu törenden sadece 15 gün önce Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet töreninde neden okunmuştur? O zaman Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı neden o yemin eden subay ve subayları alkışlayıp tebrik etmiştir? Yemin metniyle sorun olanın Cumhuriyet'le sorunu vardır arkadaşlar. Yandaş medyanın bu gençleri linç etmesinin sebeplerinden biri de Cumhurbaşkanı'nın malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler, siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz demesi üzerine yandaş medyanın harekete geçmesidir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sesleniyorum. Kılıç çatmanın subayların tören seremonilerinin bir parçası olduğunu kimse sizden iyi bilemez. Siz de kılıç çattınız. Bu teğmenler kılıçlarını geçmişte FETÖ'cülerin yaptığı gibi bir cemaat liderine teslim etmediler. Ülkenin kurucu liderine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını dile getirdiler. Yeminin içeriğine uygun olarak yeminlerinin arkasında durduklarını göstermek için kılıç çattıkları çok açık. Kendi teğmenlerinin arkasında durmadınız, duramadınız. Sevgili arkadaşlar, teğmenleri ihraç talepli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na taşımaktaki amaç teğmenlere bir an evvel ceza vermektir. Ve alınmış talimata bağlı olarak bir an evvel meslekle ilişkilerinin kesilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniforması ki o üniforma yeri geldiğinde o askerin kefenidir. Onun üzerine bilmem ne tarikatının cübbesini giyen, sarığını saran amirale bir yılda disiplin cezası vermediniz değerli arkadaşlar. 22 yaşındaki teğmenlere 2,5 ay gibi kısa bir sürede en ağır cezayı verecek şekilde işlem tesis ettiniz. Sarıklı amiralle ilgili Hulusi Akar'a 8 tane soru önergesi verdim. Dedim ki Sayın Hulusi Akar, bir yıl içinde ceza vermezseniz bu amiralle ilgili zaman aşımına uğrayacak disiplin cezası. Soru önergesine 2 defa cevap verdi. O amiralin de cezasını zaman aşımına uğrattı. Sarıklı amirale gösterilen hoşgörü vatana ve anayasaya bağlı tartışılmaz olan teğmenlere gösterilmedi. Bu yemin töreninin TSK'nın itibarına zarar verdiği iddiası da palavradır. Anlaşılan o ki Ege Denizi'ndeki işgal edilen Yunan ordusu tarafından adacıklarımız ve silahlanması mümkün olmadığı halde silahlandıran adalar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar vermemiştir. Anlaşılan o ki Yunan sahil güvenlik botunun Datça'da anakaramıza çıkması ve TSK'nın itibarını zedelememiştir. Anlaşılan o ki 40 bin kişinin katili terör örgütü liderinin meclisin bu kutsal çatısının altına davet edildiğinde binlerce şehit veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı zedelenmemiştir. Ancak ordusuna, devletine, anayasasına bağlı genç teğmenlerin yemin töreni TSK'nın itibarına zarar vermiştir. Hadi oradan, hadi oradan. Bilakis bu gençleri görmek kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını en yüksek seviyeye çıkarmıştır. Bu görüntüden Cumhuriyet düşmanlarından başka rahatsız olabilecek tek bir yurttaşımız yoktur. Soruyorum. Tören sonrasında vatansever gençlere, genç teğmenlere yönelik haysiyet cellatlığı yapanlara, ahlaksızca hakaret edenlere karşı TSK'nın itibarını neden düşünmediniz?
Subay yemini sadece genç teğmenlerin değil, bu ülkenin kurucusuna ve anayasasına bağlı her yurttaşın gururla, onurla okuyacağı metindir. Bu bakımdan tüm gruplara sesleniyorum. Gelin genel görüşmelerimizi birlikte konuşalım, tartışalım. Bu yeminin okumasından rahatsız olan, telefonla konuşan şahsa da buradan şöyle bir mesajım var. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ant içeriz ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizleri bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.